Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle yepyeni bir oyuna başlayacağız. Daha doğrusu bu oyunu Steam'de dolaşırken gördüm. İlgimi çekti. Hemen baktım, inceleme videosu da yok. Yani inceleme yorumlar da yok. Satın aldım. Konusu ilgimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim hemen. Çekip. Hatta oyunumuzun ismi, ufak şöyle Steam'den bir bilgi vereyim size. Oyunumuzun ismi Grim Master of Vazules diye bir oyun. Hatta şöyle okuyayım. Grim Master of Vazules birinci şahıs kamerasından oynanan hikaye odaklı gizem, atmosfer ve keşfetme elementleri üzerine kurulu bir oyun diyor. Kurulu bir oyun. Diyarda ortaya çıkan şüpheli ölümleri araştırmak için Oswald Grim olarak Dune'yi ve Surul şehrine gideceksiniz diyor. Şuradan hemen okuyalım. Grim Master of Vazules birinci şahıs kamerasından oynanan hikaye odaklı gizem, atmosfer ve keşfetme elementlerinin üzerine kurulu bir oyundur. Oyunda şüpheli ölümlerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için Oswald Grim olarak Vazules'i araştıracaksınız. Oyunun aksiyon elementleri ise Spectral Study modu ile kısıtlı. Grimnov'un asıl amacı oyuncuyu başka bir çağa götürmek ve ona bir hikaye anlatmak. Bu dövüş, savaş, patlama ve benzeri aksiyonların oyunda olmadığı anlamına geliyor. Hikaye ve oynanış hakkında. Donio'da 5 krallık bulunmaktadır. Dirabord ve Glamor olarak bilinen iki krallık arasında 10 yıllık bir savaş oldu. Savaştan Dreborg Krallığı galip olarak çıktı ve Glamour Krallığı ise fethedildi. Geçen 4 yılın ardından Vasilos olarak bilinen eski Glamour topraklarında şüpheli bazı ölümler başladı. Bunun üstüne de Dreborg hükümdarı Owen Grimm, kahramanımız Oswald Grimm'i ölümleri araştırması için Vasilos diyarına gönderdi. Bir nevi dedektif gibiyiz. Oyunu Oswald Grimm olarak oynayacaksınız. Dreborg Krallığı'nın en geç ve gelecek vadeden bilgini Oswald olarak gerçeği ortaya çıkarmak için bulacağınız haritaları, günlükleri, devlet kayıtlarını, gizli arşivleri ve kitapları inceleyeceksiniz. Ayrıca kahramanımızın Spectral'da da adı verilen bir ruh hali bulunmakta. Bu ruh halini büründüğünden dünyayı farklı bir perspektiften görebiliyor. Bu algılara keskinleşiyor ve sürekli olarak bazı fısıltılar duymasını sağlıyor diyor. Buradaki en önemli nokta ise oyunun korku ve aksiyon elementleri üstüne kurulmamış olması. Bu oyunu oynarken birini öldürmeden, birinden kaçmadan da heyecanlanmanızı, ürpermenizi istiyoruz diyor. Bak, kaçmak yok, birini öldürmek yok. Grim Master of Vazules atmosferini hissetmenizi bulaşacağınız şeyler hakkında meraklanmanızı amaçlıyoruz diyor. Böyle bir oyun arkadaşlar. Umarım anlamışsınız. Steam'den satın aldım. Türkçe desteği de var zaten. Hemen burada Türkçe seçeneğini seçiyorum. Grim Master of Vazules. Devam et, yeni oyun ayarlar. Şu ayarlara bir bakalım. Yüksek diyor. 1080'de mi? Çözünürlük. Ayarlar. Yeni oyun. Zorlu bir gelişme süreci ardından Grim Master kampı mücizesi bir şekilde tamamladık ve geliştirdiğimiz ilk oyunu ya çok hızlı geçti tabii ki. Siz burada durdurup okuyun. Yıl 387. Bugün bölünmeden sonra. Büyük bölünmeden sonra diyor. Şu an 60 FPS alıyorum arkadaşlar. Son of Remus the Ruthless, brother of King Owen,
and wise men of Treasure Kingdom. This book includes my research and is being written for the king. If you find this book, convey it to the king at all costs, because I might be in danger. It all started about a month ago. A guardian called Gregor informed the king about what happened to him. He claimed to be a survivor of an alleged incident in Vasilis. He told that he saw corpses of peasants while returning to Frostridge outpost from his patrol duty. He had heard a scream, but it wasn't a mere scream. It felt as if something was strangling him. One of the guards had suddenly collapsed. Second one had tried to run away, yet he had failed. Gregor had pulled himself together and ran away. After that incident, the guard said he saw nothing but corpses along his way. All of us were interested about this mysterious incident, since we all heard dark tales happening in Vasilis. Considering this, the king assigned me to investigate about the phenomena. He gave me 50 of his most elite soldiers, and together we headed towards Vasilis. 50 askerle Vasilis'e doğru yola koyulmuşuz. Vasilis, the northern border of conquered Glimmer Kingdom, also known as southern border by local folk. The city, which settled on wide plains and surrounded by broad valleys, was founded by the mighty Glimmer King, Gord of the Second, and organized so that people may live peacefully, regardless of their religion or heritage, and it became the most advanced city of Glimmer. After a 10-year lasting war between Dreborg and Glimmer, control of the city was taken by Drevor, and in 4 years of peace, the city picked up its pieces and returned to its wealthy days. But the mysteries of the city remained unsolved, and so my story begins. Benim hikayem de burada başlıyor diyor. Bazı çözülmemiş şeyler, olaylar var diyor. Ve orada ben devreye giriyorum. Saat 5 suları. Cross Tigre, Ritgeme, Cross Trigge, Kontrol WASD, F, Pause, Remote. Şu an FPS 19'a kadar düştü arkadaşlar. Şu mouse ayarlarını bir yapalım ya. Ayarları nasıl giriyoruz? Devam et. Ayarlara giremiyorum. Mouse'u ayarlayamadım. WASD ilerliyorum. Gördüğünüz gibi. Dead silence. Corpses everywhere. How can I stay calm when even those fearless elite troops are petrified? Could the guard be right? It is terrifying even to think about it. Maybe I can find something in the outpost that the guard talked about. A clue or a sign. Karakolda belki bir şeyler bulabilirim dedi.
Baksana abi cesetlere. Biz birinci şahıs kamerasında oynadığımız için İSP bir şey yazıyor mu? Ne yazıyor? Inspec. Askerler burada. Şöyle bakıyorum abi, şöyle baktığım zaman 18-19 FPS'ye kadar düşüyor oyun. 1080 pikselde oynadığım halde. Bak shift koşuyor. Enter. İçeri mi girdi? Ayarlara baksana. Ayarla seçeneği yok. Devam et, çıkış var. Böyle olur mu ya? O yazılar ne? O yazılarla ilgili ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Tuşlara bassak. Bir şey de yok yani. Hiç işlemiyor bile ya, tuş işlemiyor. Karakol dediği yer neresi? Hiç harita da yok. Şöyle gitsek. Bak burada gitmiyor. Burası tıkalı. Enter yazan yerde ne yapacağız? Demek F'ye bastım sonra içeri girdim ama şimdi de işlemiyor. Şöyle yukarıya gidebiliyoruz mu? Pek diyor. Dragon Krallığı. Vasules devriye boluyor. Üçüncü sınır devriyesi akşam vardiya raporu diyor. 15 Haziran. Mars Vault kontrol edildi. Mars Break kontrol edildi. South Miss kontrol edildi. Droz kontrol edildi. İki çiftçi arasında yaşanan mahsul kavgası sonlandırıldı diyor. Frost Brick'e. He, bu F'ye basılı tutacağız acı o zaman. Dur bir saniye. O kapıya bir daha bir gidelim. Şurada da bir yazı vardı. O yazıyı da kaçırdık. Yazıyı okumak için F'ye basılı tutuyoruz. Şuradaydı değil mi? Aynen. Canım Alex. Ailemizi Sontlu'nun doğusunda kurmamız gerekiyor. Buradaki askerlerin bazıları ailelerini başka yerlere götürüyorlar. Bizim için de buradan en kısa zamanda ayrılmak en iyisi olacaktır. Karakolun ilerisinde olanlar hakkında çok kötü şeyler duydum. Bu toprakların lanetli olduğunu söyleyenler bile var. Seni kaybetmeye dayanamam. Lütfen eşyalarını topla ve buralardan en kısa zamanda ayrılalım. Ailen konusunda endişelenme, karşı çıkarlarsa 3 gün sonra gece yarısı seni almaya geleceğim. Benimle bu gece Glacier
Hanının önünde bulur Gabin. Gabin. Şuradaki yazı neydi? Harita mı? Kapat. Frisky. Bu da haritaymış. Kapat. Şu kapıya bir gidelim bakalım. Açıl. Yok abi, burada F tuşu istemiyor. Bu Enter'da ne işiyor ki acaba? Enter'da atlamada aynı. Enter şimdi abi. Okumuştuk. Sounds familiar. Oswald, bu ses tanıdık geliyor. At that moment, I had remembered. I was at my father's farm. I had finished my job and was going to my home. It was a quiet night. I had heard some whisper from our family graveyard. It was the same whisper as this one. After following the voice into the graveyard, I saw a silhouette. It was my grandfather. I was shocked since he had died when I was a child. He told me that his time was short, I should be strong, and I was gifted. He was telling me something about my fate as he suddenly vanished. Bir silüet diyor. V'ye bas. Biz niye çıkamıyoruz buradan? Grandfather told me about. This must be it. V'ye basınca şey oluyor. Ekran kara kızırlaşıyor. Bu silüet ortaya çıkıyor herhalde, bakayım. Ama şu an burada yok. Biraz hızlı gidelim o zaman. Aha, burada. Her yerde ceset. Oswald. Neredeydim ben? Neredeyim ben? Abi ateş var orada. Frostrike bölge karakolunda. Frostrike bölgesine kaybolmuş bir çocuğun aranması konusunda bizlere talepler gelmişti. Konu hakkında araştırma yapılacak, ancak bu araştırmada karakolun ötesindeki bölgeler aranmayacaktır diyor. Galov Kalesi bilgilerine, krallığın baş kütüphanesine ve krallık arşivlerindeki parşömenlere göre harabelerin ötesi lanetlidir. Bahsedilen alana giriş yasaktır ve burada araştırma yapılması insanların sağlığı göz önüne bulundurularak reddedilmiştir diyor. Glomar hükümdarı 2. Gordok. Nasıl yap?
I was led to a ruin by the ghost I followed. There was a mark on the ground and a corpse next to it. The corpse seemed as if something was binding him. His name was Harvey. He was a peasant who worked at a tavern near Frost Ridge Outpost. His son was lost 5 years ago. Some folks had told him that they had seen his child around the post, so he had written a letter to the king asking for an investigation. His letter was remained unanswered. Eventually, Harvey had decided to go to the outpost himself, only to find corpses and a letter. Apparently, according to the archives at the Gallo Castle, the site beyond the outpost was cursed, and any research there was forbidden. Harvey was infuriated by the letter, and had decided to do the searching on his own. Şu aralamalar gelirken FPS 60'a çıkıyor ama oyuna girdiğin zaman 20'leri 18'leri görüyorum şu an. Ve bu geçişler çok yavaş olmuş. 2 saat sonra diyor. Harbiden yani 2 saat geçti neredeyse. O kadar yavaş olmuş bu geçişler. Şimdi gündüz mü oldu hava? Buraya gidemiyoruz. Leaving those ruins makes me feel better. It was quite bothersome going around. And the gift my grandfather talked about. But why today? For all those years I thought it was a mere dream. And what about that curse written on that piece of paper? Did all these people die because of it? None of it makes sense. There must be a meaning to all these. The archives that was written in the king's letter may have a rational explanation. Bir açıklaması olmalı. Baksana abi hepsini katletmişler. Bak şöyle şu an FPS 32. En yüksek ayarlarda 32 alıyorum. Ekran kartım GTX 760 eski bir sistemim var. Şurada bir yazı var. Hep biz böyle yazılara doğru gideceğiz herhalde bu oyunda. Eylül 2024. Yolculuğumuz 27. günü diyor. Bu insanların inancı kafam karışmaya başladı. Bundan önceki tüm şehirlerde olduğu gibi bu küçük sınır kasabasında da önceden duyduğum saçmalıkları duydum. Nispeten eğitimli insanların askerlerin olduğu bir yerde de aynı şeyleri duymak beni korkutmaya başladı. Herkesin bahsettiği bu kötü ruh ne olabilir ki? İlk başta saçan bir glimor inancı olduğunu düşünsem de insanların gözündeki korku beni bile inancımı sarsarak kadar gelecek. Bu ülkeden uzaklaşıp karıma dönmek istiyorum diyor. Evlere bir araştıralım bakalım. Atla bakayım. Oradan atlayamıyor. Buradan geçiyor. Bu ne abi? Poor souls. Who knows what were they thinking when this happened to them? Kılıçlara bak. Tam mezar mı yapmışlar, ne yapmışlar? O evlere girebiliyor muyuz acaba ya? Şöyle bir deneyelim bakalım. Girmiyor abi. Şurada bir ev var. Orayı okumuştum herhalde. Burada da bir şey yok.
Nereye takıldın ki sen şimdi ya? Maybe I should start thinking about something else. The castle. Did they store as much information as they mentioned? I only hope I can find something helpful. Umarım işime yarayacak bir şeyler bulabilirim diyor. Abicim bir harita yapsaydınız bari ya. Ateşler ne burada? Bu ne? Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. V'ye bassak. Baksana harçlar var ama. O V'ye basınca o ses. Şu an ürperdim harbi ya. Sese ürperdim, oyuna değil de. Buralarda var mı işe yarayan bir şey? Yine cesetler dolu. Bir tek sağlam biziz herhalde. O ne lan? I could swear that I heard a scream. Ya nereden geldi o çığlık? Devam devam. Biraz sanki ilgi çekici olmaya başladı. Oyunun 15 found was corpses yet again. There were no survivors, but no signs of any assault either. The belongings of victims were untouched. But what was the source of that scream? I thought I was losing my sanity. Onların hepsi ölmüş buradaki yatanların ama hiçbirinde şey yok, yara izi yok. Aynı boğulmuşlar gibi yani. Hiç. Baksana. Ama o çığlık sesi nereden geldi? Ve kimdi? Şurası böyle ileri gidiyor. Şu evlere bakalım. V'ye basalım. Bak şu ses harbiden ürpertiyor beni. Şu an o sesi dinlerken bile tüylerim diken diken oldu. O yüzden korku oyunlarını pek sevmiyorum arkadaşlar. Oynuyorum ama gene bir de bana sorun. Gündüz oynuyorum. Gece oynayamıyorum. Burada bir şey var mı? Yine ölüler. Oswald zamanını boşa harcamadan kaleye ulaşmalısın diyor. Şuraya diyor herhalde. Kalenin girişi burası mı? Şurada bir giriş var. Aha. Bu ne abi? Girebiliyor muyuz? Bu işaretin anlamı ne şimdi? Bu yaklaşınca ses geliyor.
Buradan çıkış var mı? Yok. Sol tarafa gideceğiz herhalde, baksana. Orada böyle bir işaret var. Orası kapalı şu an, gidemiyoruz. Sol taraftan gidelim. Buradan girdik. Sol tarafa gidecek bir yer yok ki. Yazıyor. Hunch'tan gelen bilgiyle önderlik ettim. Ordumun demir yumruğu ile korundum. Korudum. Ne yazıyor? Tacımla hizmet ettim. Ben sönmeyen ateşim. Şimdi böyle bir yazı niye geldi? Başka bir şey var mı? Abi sesler harbiden ürpertici olmuş. Ona yakacak mıyız bunları? Orası açılmış mıdır acaba şimdi? Aha, orada bir şey var. Kitap var da. Ne yapacağız aga biz buradan? Evet arkadaşlar, video 35 dakika olmuş, bu kadar yeter diyorum. Evet, oyun böyle bir oyun. Dediği gibi savaş yok, birilerinden kaçma yok, hep böyle o cesetleri araştırma ile ilgili bir geçen bir oyun. Fena yani oyun, hani ben aksiyon oyunlarını, böyle çatışmalı hikaye oyunlarını falan seviyorum. Hani burada hiçbir şey yapmıyoruz, direkt yürüyoruz, koşuyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz. Bu yani, başka bir şey yok. O yüzden bu tarz oyunlar bana göre değil. Ama en azından sizlerle paylaşmak istedim. Bu oyunla ilgili yorumlarınızı videonun altında kısmında yorum bölümüne belirtirseniz ben de memnun olurum. Hepsini okuyacağım. Ona göre hareket edeceğim zaten. Devam edip etmeyeceğim konusunda. Ama büyük ihtimal devam ederim. Hani merak ederim bunu. Dediğim gibi Steam'de 15 lira bu oyun. İşte gördüğünüz gibi artık
Karar sizin. Alıp almamak sizin elinizde. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar bir başka oyunlarla görüşeceğiz inşallah. Ama buna dediğim gibi sizin düşüncelerinize göre hareket edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.